Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 1-15 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimleri ve sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan verilere göre 17.323 şahsın GBT sorgulaması yapılarak 19 aranan şahıs yakalandı. 18 şahıs gözaltına alınarak 516 şahsa adli idari işlem yapıldı ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. 15.284 araç kontrol edilerek 2.693 araca ceza işlem uygulandı. 24 araç trafikten men edildi. 231 iş yeri kontrol edilerek 2 adet kesici alet, 1 adet av tüfeği, 62,62 gram esrar, 52,8 kilogram tütün, 38 kilogram nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara, 104.940 adet dolu boş makaron, 172 paket kaçak sigara, 110,79 gram metamfetamin, 132 adet sentetik ecza, 5,4 gram bonzai ele geçirildi. Erzincan Merkezi Karaağaç Mahallesi'nde inşa edilen 500 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, yapımı devam eden hastane inşaatını ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ufuk Kuyruklu Yıldız, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Avukat Ferhat Bulut katıldı. Hastanenin 2023'ün ilk yarısında açmayı planladıklarını belirtti. Karaman şu ifadeleri kullandı. Sayın basın mensupları, bugün biz günümüzü sağlığa ayırdık. Sabahleyin sağ olsun İl Sağlık Müdürümüzün makamında bu yeni hastanenin ve Mengücek'in konumunun ne olacağı, nasıl olacağını tartıştık. Ayrıca da nasıl bir hastane şekli olacak, işletmesi nasıl olacak, bunları tartıştık. Ama ondan önemlisi hakikaten Erzincan'da sağlığın en iyi şekilde olması için hem hükümetimiz hem biz var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikle bu hastanenin Türkiye'de sıfırdan başlayan tek hastane olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten yatırıma başlarken yeni başlayan hastanelerin yatırımı yoktu, ancak de o zamanki başbakanımız, Allah razı olsun, bize bu hastanenin temelinin atılmasını sağladı. Bu hastanenin Erzincan'da hastalarımıza en iyi hizmet vermesi için çalışmalarımız hızla sürüyor. Yapımında direktifleriyle yapımına başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza, İl Müdürümüze, Valimize, Milletvekilimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu hastane Erzincan için çok elzem, dört yolda ve merkezde bir hastane olacak ve tıpla ilgili bütün isteklerimiz inşallah Sağlık Bakanlığı'nca kabul edilecek ve de Erzincan'a layık bir hastane olacak diye düşünüyoruz. Hastanenin ikmal inşaatı biliyorsunuz yeni yapıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda müteahhit arkadaşım verdiği bilgiye göre 200 kişi bütün gücüyle çalışıyor ve hedefimiz de 2023'ün ilk yarısında bu hastanenin bitirmek. Onun için planlarımızı yapıyoruz. Diğer taraftan hastane, Mengücek Hastanesi'nde çok güzel gelişmeler var. Burada hasta karşılama düzenleri, diğer taraftan poliklinik sayılarının artırılması, yeni sistemlerin kurulması, yeni hekimlerin gelmesi dolayısıyla Erzincan'ın ihtiyacını, sağlık ihtiyacını karşılamak için sağ olsunlar il müdürümüz, başhekimlerimiz var gücüyle çalışıyor. Ayrıca da biliyorsunuz biz bir hem hayat merkezi binamızı yapıyoruz. Onu da inşallah vaktimiz olursa ziyaret edeceğiz. Hem de hemen hastanenin yanında üniversitemize ait yaşam merkezi binamız da yükseliyor. Dolayısıyla şunun için buradayız. Erzincan'da sağlıklı yaşam için, sağlıklı sağlığımızın daha iyi olması için hükümetimizde, bizde, valimizde, vekilimizde, sağlık il müdürlüğümüzde var gücüyle çalışıyor. Bu hastane 500 yataklı olacak inşallah ve de Erzincan'ın tüm ihtiyacını
karşılayacak şekilde dizayn edilecek ve hastane bittiği zaman da bizim hesaplarımıza göre Türkiye'de 10 bin kişiye düşen yatak sayısı açısından inşallah birincisi, en yüksek sıralara gelecek. Böylece konforlu bir şekilde hastalarımız tedavi edilecek. Biliyorsunuz bundan iki yıl öncesinde pandemi Türkiye'yi ve dünyayı kasıp kavurdu. O arada da biz ek binamızı bitirmiştik ve Erzincan'da pandemiyi en ucuz atlatan iller arasına girdi. Dünyada da Türkiye bu konuda çok başarılı oldu. Ve de inşallah pandemi geçti diyoruz. Şimdi de normal hayata dönüyoruz. Bu arada da sağlığımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Varsa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşlarıyla bir araya geliyor. Cümleten hoş geldiniz. Başkan Aksun mahalle toplantılarına Barbaros ve Başbağlar mahalleleriyle devam etti. Erzincan Belediyesi tarafından mahalleleri soruyor, başkan cevaplıyor sloganı ile başlatılan ve yoğun ilgi gören mahalle toplantılarının 10.sü Barbaros ve Başbağlar mahallelerinin katılımı ile Başbağlar mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, eşi Ürkuş Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ayaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, Barbaros Mahallesi Muhtarı İntizar Bayram, Başbağlar Mahallesi Muhtarı Murat Tapan ve mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı yoğun ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi. Programda konuşma yapan Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Barbaros ve Başbağlar mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Evlerde de 95 metrekare andezit, 1131 metrekare kilit parkı olmak üzere toplam 1225 metrekare kaldırım çalışması yapılmıştır. Mahallemize 2 adetle yeni park yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Barbaros Mahallesi'nde de 75 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. 68 metrekare andezit, 634 metrekare kilit parkı olmak üzere toplam 702 metrekare kaldırım çalışması yapılmıştır. Barbaros Mahallesi'nde de 1 adet parkımızın revizyonu gerçekleştirilmiştir. Her iki mahallemizde de çöplerimiz günlük olarak alınmakta olup temizlik, ulaşım, ilaçlama, su kanalizasyon gibi hizmetlerimiz planlı bir şekilde devam etmektedir. Barbaros Mahallesi Muhtarı İntizar Bayram ve Başbağlar Mahallesi Muhtarı Murat Tapan konuşmalarında mahallelerinde yapılması istedikleri işler hakkında isteklerini anlatarak toplantının yapılmasından dolayı Erzincan Belediyesi Başkanı Bekir Aksun'a teşekkür ettiler. Çıplak ve bir ipek halıya benzeyen bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insanlığa kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve gür ve bir kardeşçesine, bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Konuşmama günün anlam ve önemini belirtmek için kardeşlik, birlik, beraberlik üzerine Nazım Hikmet'in bir şiirini uygun görerek başladım. Gerçekten de şu süreç hepimizin ihtiyaç duyduğu bir süreç. Birlik, beraberlik, sevgi içerisinde yürüteceğimiz bir süreçteyiz. Belediye başkanım, kurum müdürlerim, belediye çalışanların vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimize bir telefon kadar yakın oldular. Öncelikli olarak belediye başkanımızın bu toplantıyı tertip etmesinden dolayı şahsım ve mahallem adına
belediye başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu bağlamda tabii ilk ağızdan birebir sizlere temas etmesi, sizlerin istek talepleri doğrultusunda taleplerinizi dinlemek, soru ve cevap şeklindeki bu programı anlamlı ve değerli buluyoruz. Bu konuda da tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Programda konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu ise vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksu'na teşekkür etti. 31 Mart 2019'da yerel seçimlerde Sayın Belediye Başkanımızı tercih ettiniz, güvendiniz ve şehrin emin olarak seçtiniz. 1 Nisan'dan bu yana 3,5 yıla yakın bir süre zarfında Sayın Belediye Başkanımızı şehrimizde belediyemizi öncelikle ekonomi disiplinini sağlayarak Erzincan'ımıza hizmete başlamıştır. Bugüne kadar sinemizyonda da seyrettiğiniz gibi tabi bu dakikaya sığdırılmayacak büyük hizmetler yaptı. Öncelikle belediyemizin ekonomi disiplinini sağladıktan sonra yatırımlarına başlayan en önemli şehrimizin problemleri olan Kızılay Hocabey'den başladı. Çok şükür oraların ıslahını yaptı. Bu yapmış olduğu hizmetler, yapacağı hizmetlerin teminatıdır. Bundan sonra da hizmetlerine devam edecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Kıymetli hemşerilerimizin hizmetleri en iyisine layıktır. Can Erzincan'ımızın, candan ve sıcak insanlarına ne kadar hizmet yapsak o kadar layıktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında şu ifadedir kullandı. Parasal manada hizmet noktasında sorunlarını çözmek hepimizin işi. Birlikte çözeriz. Onda bir sıkıntı yok. Birlik ve beraberliğimizi zedelediğimizde, bunu ihmal ettiğimizde, bir araya gelemediğimizde inanın her şey yarım kalacak. Onun için birbirimizi tamamlayan unsurlar olmalıyız. Bugün bu toplantılarda bugüne kadar bu 10.sü yapılmakta elde ettiğimiz en kıymetli fayda yapılan eleştiriler ve istekler bizi yönlendirici olmuştur. O mahallelerin çözümlerini, problemlerini çözme noktasında fikir birliktelikleri için arkadaşlarımızla çok sık toplantılar yapıp en kısa zamanda problemleri çözmek gayreti içerisinde hareket ediyoruz. Her iki mahallemizde de elbette ki eksiklikler var. Sayın Muhtarım söyledi, mahalleden iki istek var. Onu yapıl dedi Sayın Muhtarım. Bize emanet. Başbağlar Mahallesi Muhtarımız gerçekten bir sürü emek koydu. Yine bu polis korumaları diye bilinen yerde yaşayanların can güvenliğini, özellikle bu mahalleye yeni bir cami kazandırılsın diye kendi muhtarlık binasının yıkılmasına rıza gösterdi. Ben huzurlarınızda ona da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Evet, biz böyle bir milletin mensubuyuz. Cemevi de bizim, cami de bizim. Hangisi yapılacaksa onlara göğüs germemiz, el atmamız bizim asli ve vatani bir görevimiz. Eğer biz bunları başaramazsak her şey yarın kalacaktır. Onun için bu salonda bulunan tüm hemşerilerime katılım sağladıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, istirahatınız olsun. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Mahalle sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar. Bunun sonucunda da bu sene Nisan ayında yapılan KPSS sınavına girdim. Ve bu fırsatı tanıdığınız için ben önce kendimi tanıtmak istiyorum ve arkadaşım. Tıp öğrencisiyiz. Biliyorsunuz okulumuz yan tarafta. İsmim Büşra. Şu anda hocam bir projemiz var, geri dönüşüm projesi olarak. Mesela okullarda ve KYK'larda birçok şişeler çöpe atılıyor, yani israf oluyor ve bunu... Fakat mesela bizim okulda bir tane büyük bir geri dönüşüm toplama şişesi var. Ama bu yetersiz oluyor çünkü... Tepe ile alakalı hani piknik alanlarının, hani koşu alanlarının yanı sıra Erzincan'da tarihi eser bulunmuyor. Hani bir kale, hani böyle tarihi bir yer, Altıntepe harici, bir de Kemal Karıcı harici yok. Bu
Hani basamak basamak. Mesela andan bile görünmüyor. Yani gündüz ama gece görünmüyor. Gece de görünmüş orada bir... Programın son bölümünde ise Barbaros Mahallesi Muhtarı İntizar Bayram ve Başbağlar Mahallesi Muhtarı Murat Tapan mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Bekir Aksun'a plaket takdim ettiler. Tüm mesai arkadaşlarım adına alıp kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Murat, sağ Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'nın talimatları ile tüm belediye ekipleri ile sahada temizlik çalışması yapılıyor. Tüm personeller, kadro amirleri, memurlar ayırt etmeden sahada temizlik çalışması yapılıyor. İçme suyu irsali hattının yenilenmesi sürecinde ilçe halkının gösterdiği sabır için teşekkür eden Ahmet Sazlı, temizlik çalışmalarının mahalle mahalle süreceğini belirtti.